Sevgili arkadaşlar, merhabalar. İslam tarihi ile ilgili paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videoda Hazreti Muhammed dönemini ve siyasi olaylarını taradık. Geçiyoruz 4 halife devrine. Sıralama önemli arkadaşlar. Dinlerken, öğrenirken mutlaka kronolojiye dikkat edin. Çok önemli, hata yapmamak adına. O zaman geçiyoruz İslam tarihinin ikinci evresine, 4 halife devrine. Dört halife devri ya da cumhuriyet devri ya da Hulefai Raşidün dönemi olarak tanımlanır. Neden cumhuriyet dönemi? Çünkü halifeler, dört halifenin dördü de seçimle belirlenmiştir. Yalnız burada tabii ki bugün anladığımız anlamda bütün halkın katıldığı, oy kullanıldığı bir seçimden söz etmiyoruz. Neden söz ediyoruz? İslam'ın önde gelenlerinin işte ortak kararlarıyla belirlendiği bir süreç. Bir karar, ortak karar da Cumhuriyet dönemi olarak tanımlanmasına neden oluyor. Halife, halef, vekalet etmek demektir. İslam tarihinde de devlet başkanı olarak anılır. Sıralamayı bileceğiz demiştik. Kiminle başlayacağız? Hazreti Ebu Bekir'dir ilk halife. Daha sonra Hazreti Ömer vardır. Bir sonrası Hazreti Osman vardır. Ve sonuncusu da Hazreti Ali dönemidir. Hazreti Ebu Bekir ile başlıyoruz. 2 yıllık halifeliği var. 632 Hazreti Muhammed'in vefatıdır. Arkasından 34'te Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğin bitişi. Hazreti Muhammed'den hemen sonra 2 yıllık bir halifelik sürecinden söz ediyoruz. 3 gelişmeden söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan iç sorunlar. Ridde olayları diye geçer. Zekat vermek istemeyenler, dinden dönenler, hatta yalancı peygamberler vardır. Peygamberliğini ilan edenler var. Bunlar üzerine Hazreti Ebu Bekir kuvvet gönderecek. İçeride otoriteyi sağlayacaktır. Ancak bu esnada Hazreti Muhammed döneminde Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri yazılı halde değildir. Bir kısmı yazılıdır. Bir kısmı da hafızlar tarafından ezberlenmiştir. Ridde olayları esnasında hafızların bir kısmının şehit düşmeye başlaması, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin kaybolma ihtimalinin doğması üzerine hemen Hazreti Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet toplatacak. Bu heyet aracılığıyla Kur'an-ı Kerim toplatılacak ve kitap haline getirilecektir. Soru köküdür. Amaç nedir? Kur'an-ı Kerim'i korumaktır diye özellikle belirtiyoruz. Yine Hazreti Muhammed'in en son seferi hatırlayın, Tebük seferi, Bizans'ın Araplar üzerine sefere çıktığı söylentisi üzerine başlamıştı. Kimseyle karşılaşılmadan geri dönülmüştü. Şimdi Hazreti Ebu Bekir döneminde Ecnadeyn Savaşı ile şöyle daire içine alıyorum. Yarım kalan bir sefer bir anlamda ki aynı zamanda İslam ordularının Arap Yarımadası dışında bir coğrafyaya fethi için görevlendirildiği ilk savaş ve sefer olarak düşünebilirsiniz. Ecnadeyn Savaşı'yla Suriye'ye kadar gidilecek ve buraya Müslümanlar işte yayılacaktır. Suriye'nin yolu Müslümanlara açılmış olacaktır. Arkasından ikinci halifeye geçiyoruz. 634-44, 10 yıllık bir halifelik dönemi, Hazreti Ömer dönemi. Fetihlerin çok yoğunluk kazandığı bir dönemdir. Hatta şöyle yapıyorum, ben hemen yine şuradan kendime bir harita çiziyorum. Hep haritalar, çocuklar, arkadaşlar, alışkanlıklar işinizi kolaylaştırır. Böyle karalayın üzerinde kim nereye aldı diye dilsiz haritalarınız olsun, böyle bir sürü A4 kağıdına dilsiz haritalarınız olsun. Onun üzerinden işaretleyin. Şimdi hatta ben size şöyle yapıyorum, şuradan rengini de değiştiriyorum. Hazreti Muhammed döneminde şöyle daire için aldım. Arap Yarımadası İslamiyet'e kazandırılmıştı. Hazreti Ebu Bekir Ecnadeyn Savaşı dedik az önce. Nereye kadar gitmişti hemen hatırlıyorsunuz. Şöyle Suriye'ye kadar Ecnadeyn Savaşı demiştik. Şöyle azıcık şu alanı tarıyorum. Hemen arkasından şimdi Hazreti Ömer döneminin olaylarını vereceğim. Onu da pembe yapalım sizinle beraber. Bir kere şöyle Suriye, Filistin şu fethi tamamlanıyor. Artı Irak toprakları fethediliyor. Artı Nihavend Savaşı ile tamamlanacak. Şöyle İran fethediliyor. Bir de şurada şöyle burası neresi?
Afrika'nın ilk ülkesi. Yani hocam diyorsunuz, Mısır Hazreti Ömer döneminde fethediliyor. Sasani ve Bizans İmparatorluğu ile savaşlar yaptığı sonucunu çıkarıyoruz buradan. Yermük Savaşı önemli. Şöyle, hatta şuraya siz kendiniz arkadaşlar Suriye'nin fethini tamamlayan Filistin'i alan savaş olarak Yermük Savaşı'nı şuraya Y ekleyin. Küçücük şöyle Suriye'ye Y ekleyin. Yine Bizans'ın elinden Mısır'ı, Kahire, İskenderiye şehirlerini, Filistin'i, Kudüs'ü aynı zamanda savaş yapmadan aldığını ekleyin. Irak ve İran topraklarını da ele geçirdiğini şuraya en son Nihavend Savaşı'yla Sasani Devleti'nin yıkıldığını, şuraya da ne yapıyorum küçücük bir şekilde, Nihavend Savaşı'yla Sasani Devleti'nin yıkılışa geçtiğini ve İran'ın İslamiyet'e katıldığını ekleyin. Bunun dışında sınırlar büyüyünce, bu da klasiktir Osmanlı, birçok devlet için aynı şeyi söyleyeceğiz. Sınırlar büyüyünce otoriteyi sağlayacak, kurumlaşmayı sağlayacak bir takım düzenlemelere gidilecektir. Devlet teşkilatlanması diyoruz. Ne yapmıştır? Bu da yine soru köküdür. İlk kez divan teşkilatını, yani bugünkü bir anlamda bakanlar kurulunu Hazreti Ömer İslam tarihinde hazırlatıyor. Ülkeyi illere ayırıyor. İllerin başına merkezden valiler, yanına da kadılar atıyor. Aynı zamanda ordugahlar, junt adını verdiğimiz karargahlar kurduruyor sınır bölgelerine. Çünkü şimdi şöyle haritadan düşünün. Şuradan gelen bir saldırıya başkent neresiydi? Medine'ydi. Medine'den gidip savunma yapmak zor. O nedenle sınır bölgelerine karargahlar, askeri üsler, juntlar oluşturuyor. Yine Beytül Mal denilen devlet hazinesini burada hazırlatıyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hicreti ay yılı sistemine dayalı hicri takvime başlangıç olarak alıyor. Artı toprakların idaresi için ikta sistemini kurduruyor. Ve az önce ifade etmiştik, kadı atamasını, adalet sistemi, bugünkü hakimler gibi düşünün, kadı atamasını illere gerçekleştiriyor. Bunlar ne? Şurası şöyle işaretliyorum. Bunlar devlet teşkilatlanması ile ilgili. Yukarıdakiler neydi? Fetihler. Hemen özetledim. Ne yapmıştır dedik? Yermük Savaşı ile Suriye, Filistin. Suriye'nin fethini tamamlamış, Filistin'i fethetmiş. Irak'ı Nihavend Savaşı ile da en son İran'ı fethetmiş. Mısır'ı almış dedik. Büyüyen sınırlara karşı da devlet teşkilatlanmasına geçmiştir dedik. Nokta. Geçiyorum Hazreti Osman'a. 644-656, yani 12 yıllık bir halifelikten söz ediyoruz. Kuzey Afrika'nın fetihlerine devam ettiriyor. Tunus ve Trablus garbı alıyor. Şöyle geri döndüm haritaya. Renk değiştirdim hızlıca, ne yapalım, şöyle daha görünür kılmak için. Hemen şurada Trablus garp, Libya, bugünkü Libya toprakları şöyle işaretledim. Ve Tunus'u fethetmiştir dedim. Şöyle yan yana hemen gördünüz. Hazreti Osman döneminde. Artı Zatüs Savari Savaşı, bunun altını çiziyorum, bunu bilin. Müslümanlar ilk deniz savaşını kazanıyor, arkasından Kıbrıs'ı alıyor. Ha diyorum hemen, bir Kıbrıs'ı işaretliyorum şöyle şurada bir yerde ve deniz savaşı yapıp Kıbrıs'ı aldığına göre bu ne demektir? İlk İslam donanması da Hazreti Osman döneminde kurulmuştur diyorum. Kur'an-ı Kerim çoğaltılacaktır. Belli başlı İslam eyaletlerine ya da başka ülkelere gönderilecektir. Bu da yine soru köküdür. Nedir soru? Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasında amaç İslamiyet'i yaymaktır. Ve bu arada Araplar ile Türkler arasında ilk çatışmalar yaşanacaktır. Hemen haritadan onu da gösteriyorum. Şöyle bakın, şurada savaşlara girilecek. Belencer Savaşları. İlk Türk-Arap savaşları yapılacaktır. Kim vardı burada? Hazar Türkleri vardı. Dolayısıyla ilk Türk-Arap savaşları Hazar Türkleri ile Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmiş. Pardon, Hazreti Osman döneminde gerçekleşmiştir diyorum. Geçiyorum Hazreti Ali dönemini. 656-661. Bu dönemde fetih yok. Yani haritaya geri döndüm. İslam sınırları 4 halife devrinde hepsi bu kadardır diyorum. Neden? Çünkü iç çatışmalar var. Neyle ilgili? Halife kim olacaktır şeklinde ortaya çıkacak olan çatışmalarla ilgili.
Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmek istemeyenler, Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle ilgili olarak Hazreti Ali'nin suçlanması, katillerin bulunması konusunda yeterli gayretin gösterilmediğinin iddiası ilk olarak Cemel vakasına, deve olayına neden olacak. Kim var burada? Taraflar kimlerdir? Cemel olayında bir tarafta Hazreti Ali vardır, bir tarafta da Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir vardır. Çatışma daha çok Hazreti Ayşe'nin bindiği deve çevresinde yaşandığı için deve olayı diye geçer. Bundan sonra Hazreti Ali merkezi Kufe'ye taşıyacak. Hazreti Ayşe esir alınacak. Talha ve Zübeyir savaş esnasında şehit düşeceklerdir. Bu Müslümanların kendi aralarındaki ilk çatışmadır. Bazen sorulur hangisi fetihtir, hangisi iç olaydır diye. Cemel vakası ilk savaştır Müslümanların kendi içlerinde. Bu arada Hazreti Osman döneminin güçlü isimlerinden Şam valisi, donanmayı kuran Muaviye'nin Hazreti Ali'yi halife olarak tanımayıp Şam'da valiliğini ilan etmiş olması Sıffın Savaşı'na neden olacaktır. Yani Sıffın Savaşı yine bir iç olaydır. Şam valisi Muaviye ile Hazreti Ali arasında halifeliğin belirlenmesi adına yapılan savaştır. Bu savaş esnasında Hazreti Ali'nin kuvvetleri savaşı kazanmak üzereyken Muaviye'nin komutanlarından Amr İbnül As'ın önerisiyle Muaviye'nin askerleri Kur'an-ı Kerim sayfalarını mızraklarının kılıçlarının ucuna takınca Hazreti Ali'nin askerleri biz Kur'an'a kılıç sallamayız deyip savaşı bırakmış olmaları olayı daha bir çıkmaz noktaya taşıyacaktır. Bundan sonra hakem olayına geçilecek. Her ikisi de yani Hazreti Ali de Muaviye de halifenin belirlenmesi için birer hakem, birer temsilcinin kararına gelişmeye bırakacaklardır. Her ikisi de yaptıkları görüşmenin sonunda ne Muaviye'yi ne Ali'yi halife ilan etmeyelim, bu daha fazla çatışmalara yol açar kararını almaları. Bunu ilk kez Hazreti Ali'nin temsilcisinin açıklaması ve parmağındaki yüzüğü çıkarıp buraya Hazreti Ali'den aldığım yetkiyle yüzüğü bırakıyorum, dolayısıyla halifeliği bırakıyorum demesi. Arkasından Muaviye'nin temsilcisi olan Amr İbnül As'ın gelip o yüzüğü parmağına takıp aldığım yetkiyle Hazreti Ali'den aldığım halifeliği Muaviye'ye öyle devrediyorum deyip halifeliği hileyle Muaviye'ye devretmiş olması İslam dünyasındaki çatışmaları daha da büyütecek. İslam dünyası Şii Hazreti Ali taraftar demektir. Hazreti Ali taraftarları Muaviye'nin taraftarları Emeviler, ikisini de reddedenler Hariciler olmak üzere daha büyük bir ayrılığa yol açacak. Nihayetinde olay Hazreti Ali'nin Hariciler tarafından öldürülmesiyle beraber fetih olmadan tamamen iç çatışmalarla dört halife devrinin sona ermesi şeklinde tanımlanacaktır, tamamlanmış olacaktır. İslam dünyasında ilk ayrılıklar Hazreti Osman döneminde fetihlerin azalmasına bağlı olarak ekonomik ve sosyal sorunların yaşanması ve yaşanan isyanlar sonucunda Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'ın katillerini bulmak için uyguladığı çalışma muhalif grupların hoşuna gitmemesi, Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerinin bir an önce bulunması için görüşmüş ancak bu doğrultuda pratik adımların atılmamış olması, muhalif grupların Hazreti Ali ve Hazreti Ayşe'nin ordularının savaşmasına neden olan bir saldırıyı başlatması, burada kastedilen Cemel Savaşı, Cemel olayıdır. Arkasından Sıffın Savaşı ve Sıffın Savaşı ile ilgili az önce aktardığımız gelişmeler, dolayısıyla İslam dünyasının Şii, Emevi ve Hariciler olmak üzere üç gruba ayrılması ve nihayetinde de Hazreti Ali'nin bir sabah namazı esnasında Hariciler tarafından öldürülmesi İslam dünyasındaki ayrılıkların temel başlıklarını oluşturan gelişmelerdir. Evet, böylece Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle beraber dört halife devrini, dört halifenin dördünü de bitirmiş oluyoruz. Emevilere geçmeden önce kısa bir ara verip bir çay alın, bir kahve alın.
Öğrendiklerinizi şöyle kafanızda bir toparlayın, sonra Emevilere geçin. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.